Gol var Sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli, çok kıymetli izleyicileri. Yine yepyeni bir transfer videosuyla karşınızdayız. Evet, son gelişmeleri yine bir akşam saatinde sizlere aktarmak istiyorum. Galatasaray transferde nedense siz hala neden son transferlerini açıklamadı? Kamp dönemi başladı. Tabi ilk kamp dönemi başladı. Bunu da açacağım birazdan. Ama izlerken de Haber 1905 ailesine katılmayı unutmayınız. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız bizleri mutlu edersiniz. Beğenmekte, abone olmakta tamamen ücretsiz günlük attığımız videolarla son gündem e, konusunda bilgi almış olacaksınız. Katı butonumuz aktif, teşekkür butonumuz aktifti derseniz bir teşekkür butonuyla da bize destek olabilirsiniz. Şimdi transferlerle ilgili dün aktardığım bilgilerden bu yana herhangi bir gelişme var mı? Bunun önce bir konuşalım. Şimdi birinci kamp dönemi başladı. Birinci kamp döneminde daha çok altyapıdan ve ikilaktan dönen futbolcularla beraber ve milli takımda oynamayan futbolcular ilk kamp dönemine katılıyor. Ve bunların bir deneme süreci oluyor. İkinci kamp döneminde hazırlık maçlarıyla beraber yeterli yetersizler ayrılıyor. İkinci kamp döneminin sonuna doğru biraz daha artık taktik çalışması. Üçüncü kamp döneminde artık tamamen full taktik ağırlıklı ve şampiyon ligi ön hazırlık maçları ve hazırlık taktiği yapılıyor. Şimdi e, tabii bazı futbolcularımız katıldı ama milli takımda olanlar henüz katılmadı. Ve transferlerin de katılmasını bekliyor taraftar. Öncelikle parades konusunda başlayayım. Galatasaray futbolcu ve menajeriyle her türlü e, anlaşmayı sağladı diyebiliriz artık. E, prensip anlaşması yapılacak ama kulüpler arasındaki anlaşma bugün bir İtalyan e, basınında Galatasaray'ın e, Paris Saint Germain'le 3.8 milyon euroya anlaştığına dair bir haber çıktı. Bu bilgi doğrultusunda e, ben de bazı araştırmalar yaptım ve bazı telefon görüşmeleri yaptım. E, ama bana gelen bilgi henüz kulüpler arasındaki e, Transfer görüşmelerinin noktalanmadığını, e, bitmeye yakın olduğunu, hani bitmenin an meselesi olduğunu ama e, 3.8 bin euro rakımının doğru olmadığına dair bir bilgi aldım. Tabii bu benim kaynağımın bana aktardığı bilgi. Ben de onun ağzıyla size bilgi aktar, e, aktarıyorum. Galatasaray futbolcuyla prensip anlaşmasına varmasına rağmen kulübüyle henüz e, net %100 bir anlaşma sağlamış değil. Ama Galatasaray şu anda en yakın futbolcunun e, parades olduğunu söylersek herhalde yanılmamış oluruz. Icardi konusunda dün aktardığım bilgiyle bugün aktaracağım bilgi, bilgi aktaracağım bilgi arasında pek bir farklılık yok. Dün özel bir bilgi girmiştim ve sizlere bunu aktarmıştım. Hem buradan hem Twitter'dan Galatasaray e, Mauro Icardi e, futbolcu cephesiyle e, büyük ölçüde anlaştı %85 oranında. E, maaş tabii ki fark kapanmak üzere. E, bu fark ben kapanacağını ve e, Icardi'nin önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giyeceğini düşünüyorum. Aldığım bilgiler bu yönde. Bazı kaynaklarım %100 rakam veriyor ama ben sizlere %100 rakam vermeyeceğim. Sonuçta kulüpler henüz anlaşmadı. E, kulüpler anlaşmadı takdirde bir yüzdelik vermem doğru değil. Ama futbolcu ile Galatasaray'sındaki anlaşmanın %85 olduğunu söyleyebilirim. Artık e, maaşın son detayları, bonusların konuşulduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki kulüplerin anlaşması lazım. İkadi'nin Paris Saint germainle yıl kontratı var. E, ben Galatasaray'ın bir yıllık kontrat kalmış bir futbolcuyu makul bir bonservis bedeliyle satın alacağını düşünüyorum. Ve ben e, önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceğini de tahmin ediyorum. Şimdi geçiyorum diğer bilgilere. Şimdi forvet atısında aslında Galatasaray biraz böyle forvet ve 10 numara oynayabilecek rakip savunmayı açabilen, rakip savunmayı dağıtabilen bir futbolcu bakıyor. Aslında Mertens biraz daha böyle ikinci ile üçüncü bölge arasındaki o pas bağlantısını çok iyi yapan bir futbolcuydu. Ama temposu düşmeye başladı Mertens'in. Bundan dolayı da biraz daha genç, dinamik, iyi bir on numara istiyor. Hem kanat hem 10 numara hem forvet oynayabilen buçuk gibi diyelim biz ona. Aslında bir Necati Ateş, Erman Der tarzı, belki onlardan fark olabilir ama hani aklınızda otursun diye diyorum. Hani bir yedek santraformuş gibi düşünün, bir on numara gibi düşünün. Japon futbolcu Kamada Frankfurt'tan ayrıldı boşta. Milan'la süreçmeyi imzalayamadı. Vize sıkıntısı çıktı. 26 yaşındaki futbolcu çok yetenekli bir futbolcu. Yani bugün şöyle bir kadro düşünüyorum. Torreira, Parades, önünde Kamada bambaşka bir seviye. İnanın bambaşka bir seviye ki sağda Zaniolo, solda Kerem'in ve ileride İkadin olduğunu düşündüğümüz zaman bu takım ligi amargo, ligi Amargo koyar. Şampiyonlar Ligi'nde de minimum yarı filan. Bakın size şunu söyleyeyim bugün akşam saatlerinde yine Galatasaray'ımızın çok değerli bir genel kurul üyesiyle bir telefon görüşmesi yaptım. kendisine şunu söyledim. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde hedefiniz nedir diye soru sordum. Dedi ki Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimiz yarı final. Yani kısmet olursa yarı final hedefliyoruz. Buna uygun bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ağırdan geliyor transferler. Nokta atışı transferler istiyoruz ki hani birinci öneleme geldi hemen takviye yapalım diye değil de en azından e, gruplara kalana kadar veya son playoff'a kalana kadar iyi transferler yapıp nokta atışı transferler yapmak istiyoruz dediler. Bu yüzden de hani Kamada gündemde Kamada ile bugüne kadar 3 kez görüşme yapıldı ama futbolcunun önceliği şu anda Avrupa'da kalmak olursa mükemmel bir hamle olur ama zor bir transfer olduğunu da buradan aktarmak istiyorum arkadaşlar. Umarım olur. ama e, tabii umarım da inşallah olacak iş değil. Bu da her şey Galatasaray'ın elinde olan bir şey. E şimdi Solbeck'i merak ediyorsunuz. Solbeck konusunda e ee, özellikle de Angelino hani konusunda futbolcuyla e, anlaşma çok yakın. E, tabii bu da cümlelerimizi doğru anlamanızı istiyorum. Çünkü futbolcuyla anlaşma çok yakın. Hani artık an meselesi diyebiliriz. Artık yavaş yavaş prensip anlaşmasına yaklaştık Galatasaray ama aslında burada problem futbolcu değil. Yani Galatasaray bugün istese bugün futbolcuya imza attırabilir futbolcu cephesini ama burada sorun Leipzig. Leipzig istedi bonus servis de Galatasaray'ın verdiği bonus arasında arasında yaklaşık 3 milyon euro fark var. E, bu farkın kapanması için Galatasaray çaba sarf ediyor ki Galatasaray'ın amacı kiralama arttı satın alma opsiyonu. Neden böyle bir şey yapmak istiyor? Galatasaray bu seneki gelen gelirlerin birçoğunu e, işte Parades ve Icardi gibi futbolculara ayırmak istiyor. İşte Kamada tarzı futbolculara ayırmak istiyor. Eee bek için de Annelino'yu kiralama arttı satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. Eee kulüpler görüşmeler devam ediyor. Bir diğer sol bek adayı ise Nuno Tavares. E, Nuno Tavares için de hani futbol cephesiyle görüşmeler devam ederken kulübüyle de Arsenal'la da görüşmeler sürüyor. Erdem Timur Londra'da. E, Londra'da tabii ki e, kiminle görüşüyor? Arsenal, Chelsea, e, Brighton gibi takımlarla görüşüyor. E, burada Arsenal'la görüşme Sasha Boye transferi ve e, Nuno Tavares transferi. E, Chelsea ile görüşmeler. Datro Fofana forvet attığı için David Dato Fofana transferi ve bir müjdeli haber daha vermek istiyorum. Tabii ki haberin detaylı kısmını çok aktarmayacağım. Ee, Erben Timur e, Londra'dan sonra Barcelona'ya geçecek. E, Barcelona'da da bir transfer görüşmesi olacak tabii ki. E, Barcelona'daki futbolcu için birazcık daha ee, tabi Barcelona, İspanya diyeyim daha doğrusu. Barcelona söyleyeyim pardon. Barcelona kendine geçecek Erden Timur Londra'dan sonra. E, ve İspanya'da bir transfer zirvesi gerçekleşecek. E bunun içinde e, ismi yakın zamanda açıklayacağım ama biraz daha beklemenizi istiyorum arkadaşlar. E, e, İspanya'dan da bir hamle olabilir. E, bunun için de girişimler var. E, tabii İspanya'da e, çok üst seviye bir e, lig. Oradan da hani gelen futbolcuların e, Türkiye'ye ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Tabii öncelik Premier Lig'de işte Fofana gibi e, ve Notavares gibi isimlerin transferi Bakalım Erdem Timur bu transferleri kaç güne çözecek. Ben tahminen artık 10 gün içerisinde de hatta 6-7 gün içerisinde 2 tane transferin açılanmasını bekliyorum. Bugünkü aktaracağım bilgiler bu yönde. Sponsorlar konusunda Galatasaray zaten resmi açıklama yaptı ama sosyal medyada konuşulan rakamların doğru olmadığını biraz daha yüksek rakamlar olacağını da sizlere buradan aktarmak istiyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki Galatasaraylıyız. Haber 1905 ailesine katılmak için beğenmeyi ve ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Katıl butonumuz ve hemen şurada teşekkür butonumuz var. Oradan da desteklerinizi bekliyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Gol var sundu.